Bak sakın mı sen? Sen abi? Buradaki prosedürün daha zengin neredeyse. Abi, abi evet evet. İyi bozayım evet. Hemen geliyorum. Tabii kim anlatıyor? Acil mi? Emin evet. 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 Tamam. Emine, gördüğünüz sevgilerimiz. Okulumuz, yurdumuz, senatör binamız, kütüphanemiz, yani okulumuzun. Evet. Burada bilim kuşağımızda yaptığımız maketlerimiz, kendimizi geliştirmek için seri için yaptığımız şeyler, birinden bitmeye yaptığımız şeyler. Alo diye görüşelim mi? Onlar hamurlardan yaptık. Tamam Süleyman abi. Gelin buna yapım kuşağında yaptığımız tren, sevgi trenimiz ve sevgi tankımız mı? Evet. Tank sevgiye bir de. Sayın Tanrı Müdürüm, arkada şeyler var. Yok gördüm yani, gördüm. Da arkada. Evet. Evet evet. Bu şurada ayı var. Barış'la... Bu da birinden bütüne yaptığımız kalp şeklinde bir şekil yaptık. Onu da birinden bütüneyle bir topluluk içinde sunduk. Evet. Peki, modern çağda olmamıza rağmen neden Kaan'ı tercih ettik? Açıklayın. Evet. Biz geçmişimiz zaten geçmişini unutan geleceğe top atar. Geçmişine top atan geleceğe top atar. Biz de geçmişimizi unutmadığımız için de geçmişimizden günümüze icatlarımızı gönderdik. Güzel. Dedik ya demin çocukların evden yaptığı araba vardı. Onu öyle bir sundu ki. Evet. Teknolojinin son şeyi sanki harika. Güzel. Yani sunu çok iyiydi. Evet. Baksanız ama. Onlar yine bilimler. Çiçekler kullansak zaten çiçekler dalında güzeldir diye biz ekstrahlardan bir tane şeklinde doldurduk. Bu da şekilde. Bunun ihtiyacımız olduğu zaman deniz kabuklarına süsledik. Bunun bir tarafına başka bir şey koyarken diğer tarafına başka bir şey yapıyoruz. Elektronik aletlerimiz olmadığı için bu ağacıma kapatmak yemek olduğu zaman bu ağacımda bir sinek gözükürüz. Ama elektronik aletlerimiz olmadığı için biz de böyle yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Yok aferin. Teşekkür ederim. Aferin. Bir adam şey diye kıymetli ya. Yani gelecekte araba kalkacak, tanışın var. Bence böyle işi daha iyi yani. Gerek yok yani aslında. Bu ne anlatıyor, bu ne diyor şimdi bize de o harfler? Bilgisayar. Kendinden bile çok çadır mı, göçebeliği mi? Bu görenin ağaç imalatı. Çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen arkadaşlarımıza. Hayal dünyalar, dünyaları daha geniş, daha mutlu, daha mürekkep, daha güzel olsun inşallah. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çocuklar. Size sağlık. Ali Türk aslında daha büyük başarılar bulabilir inşallah. Bakiye gel. Şu parçanın adı ne biliyor musun? Gelsin bakalım. Okulumuzun marketi. Bu bizim ortaokulumuz. Bu bizim yurt binamız. Bu cenaze binamız. Bu bizim arkadaşımız. Bu kütüphanemiz, bu da çeşmemiz. Şimdi burada gördüğümüz birisi olarak gidecekti. Fakat gidemedi. Ama çok güzel bir serindi. Evet, gidemedi. Gününü geçirdik. Burada yine... Burada da yine hamurlardan yaptığımız oyun hamurları. Oyun hamurlarını da kendimiz yaptık. Un, hamur, su ve yağdan kendimiz yaptık. Bu altında... Bunlar yine birinden kürdan ve hamurdan kartondan yaptık. Bunların altını şekillendik burada gördüğü gibi. Bunlar bir
derin manalar ifade ediyor. Burada hatırlatmak lazım. Yani o zamanlar zaten araba falan yoktu. Çanakkale savaşlarımızda da önemli bir arabamızdı. Burada ise kirpi yaptık. Silahları birleştirdik. Yaptınız? Kirpi. Kirpi, evet. Yine demin anlattığımız bir resimden bütünü oluşturduğumuz. Burada ise bir çiçek bütünü oluşturmaya çalıştık. Ama biz çiçeklerden, gerçek çiçeklerden de yapabilirdik. Ama burada çiçek dalında güzel olduğu için biz bunu külahlardan yapmak tercih ettik. Çiçek mi? Evet, çiçek modeli yaptık. Biz burada birinden bütüneyi kullanarak böyle duraları bir araya getirdik. Bu da bizim mancınığımız. Bu nedir? Biz burada bir küp yapmaya çalıştık. Bu da bizim mancınığımız. Eskiden savaşlarda top atmak için kullandığımız. Bu da bizim tuval sahada yaptığımız yavruya resmimiz. Bunlar da el emeği, gözlerimiz, bebeklerimiz, ellerimizle yaptığımız. Bu da bizim depreme dayanıklı evimiz. Depremde çabuk yıkılmayan bir ev. Bu da bizim bastığını yapmaya çalıştık burada. Burada da biz birinden bütüne yuvarlaklar çekilir, kenarlarını kesip birleştirdik. Bu da bizim şuradaki gördüğünüz olduğunuz kanunlarımız, eskiden savaşlarda kullandığımız araçlarımız. Bu bizim beyin makinemiz, işte okuma bilmeyenler için işte kafasına takıp bayağı bir genç şeyleri, bu işte film, evimize açıp film izleyebiliyoruz. Bu da Cumhuriyet Mahallesi'ni tanıtmış. Burada hastanemiz var. Burası cami. Karşısında apartman var. Burası bizim okuldu. Burada demli işte bir yana sıcak su, bir yana da işte demli. Evet, birleşiyor, çay oluyor. Bu da bizim içinden... Normalde uygulamada görmediğimiz bir şey değil mi? Birinden bütün evde bir farklı şekli. Bu ışınlanma makinesi arkadaşımız yapmıştı. Bu laptopumuz. Bu da ışığı yanabiliyor. Işıklı bir araba. Burada dokunmatik ekranlı. Aklımızdaki düşünceleri düşündükçe kendisine yazabiliyor. Burada da araba gibi şezlongumuz var. İstediğimiz zaman yolda giderken sıcak bir havada içeceğimiz elimizde ve saçlarımız sağlıkla falan gidebiliriz. Size gördüğümüz onun arkadaşının tablosu yaptı. İnlem içerisinde kendisi yaptı. Biraz bilgisi bir kardeşlik var ortada. Bunlar gitarlarımız. Bunlar da dallarımız. Şunu da anlatmak isterim ki sizin... Bizim ufaklık gelirse bunlara sayı çıkar. Şunu anlatırım. Evet. Siz mesela küçükken sizin yaşınızdaki insanlar küçükken bunlar arkadaşlarıyla sokakta yarış yaparlarmış. Bildiğime göre. Eğlenceler için. Bunlar da teknoloji ve tasarım öğretmenimiz... Bu oyuncaklardan yok mu artık? Yok. Özel yapım varsa da turistik bölgeler var. Normal yok mu? Çeşit ötenleri var bunların. Bunu da ben yaptım. Bu da teknoloji ve tasarım öğretmenimizin soyadını taşıyor. Genç Aygiller. Böyle. Bunlar da cam boyalarımız. Şöyle de ben tam şey... Bu benim arkadaşım yapmıştı. Bu arkadaşım yaptı ama çok güzel bir şey. Bu sizin çok ihtiyacımız olacak. Hediye edelim. Ama hediye edelim. Hediye edelim. Hediye edelim. Hediye edelim. Her tarafı... Bizden kırmızı. Aylacık'la çok... Başkan'a hediye edelim. Ayrıcalık'la da burada Ulu Önder Atatürk'ümüzün portresini mumlarla çıkarttık ve simlerle süsledik. Gurur duyuyoruz her zaman. Mumu eserek yaptık. Evet. Burada kahane arabalarımız var yine. Bir tane geleceği. Çocuklarımızın çoğu onun köyü tarafından geldi. Onun köyleri emekleri. Evet, emekleri. Evet, çocuklar gerçekten çok emek vermişsiniz. Belli zaman alacağımızsınız. Belli çalışması, düşünmesi bunlar güzel şeyler. O anlamda hiç güzel olmuş. Size tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Biz size teşekkür ederiz. Böyle güzel çalışmalarınızı, üretkenlerinizi gösteren böyle güzel çalışmalara devam etmeniz konusunda sizleri takdir ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Başarıların devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Evet. Buraya kadar yoldunuz ama galiba bu güzelliği görmeye değerdi. Evet, hiç de yormadık, gayet güzel oldu. Evet, kesinlikle bu güzelliği görmeye değerdi yani. Peki, elinize sağlık. Tüm arkadaşlarınıza tebrikler dilerim. Kolay gelsin.